Şimdi musibet Burhan abi hakikaten büyük. İnsanın eşi veya oğlu hakikaten asla zerre kadar ihtimalini düşünse ihtimali dahi vuku değil de ihtimali dahi insanın yüreğini yakmaya yetecek bir acı var. Ve bu vaki oluyor. Bununla beraber işte 301 kişi daha yani vefat ediyor. Hakikaten büyük musibet ama böyle bu büyük musibetin altında ezilmemek için bize Bediüzzaman Hazretleri'nin bir tavsiyesi var mı yani? Ne yapmak lazım da isyana, şikayete girmemek Evet. olsun? Şimdi abi burada biliyorsunuz her musibetten daha büyük musibet var. Her nimetten daha büyük nimet olduğu gibi. Bunlar zaten hiçbirisi sınırlı değildir yani. Sınırsız. Mesela Hazretleri Ramazan Risalesi'nde bir şey anlatıyor. Diyor ki hangi adam olursa olsun kendisinden bir cihette daha fakir bulabilir. Doğru. Ona şefkate mükelleftir diyor. Dolayısıyla bunlar bizim için bize bir bakış açısı. Dolayısıyla hangi musibet sahibi olursa olsun kendisi musibet cedile daha musibet zede bulabilir. Değil mi? Ona bakıp kendi halini güzel görmek için. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden bunlar geliyor yani. Şimdi Risale-i Nur'dan Hakk'a çekirdeklerinde bunu ifade eden güzel bir vecize var. Derece-i hararet gibi her musibette bir derece-i nimet vardır. Daha büyüğünü düşünüp küçükteki derece-i nimeti görüp Allah'a şükretmeli. Maşallah. Dolayısıyla birisi var ki diyelim mesela büyük bir musibete giriftar olmuş kendisine göre. Ama daha büyük bir musibete giriftar olmuş olan bir adamı gördüğü vakit. Mesela diyelim ki 99'da deprem oldu. Yalova, Gölcük depremi. Adamın evi yıkıldı. Bu bir musibet. Başka bir yerde hem evi hem evin altında çocuğu kalmış bir adamın durumunu düşündüğü vakit elhamdülillah ya Rabbi sana şükür bu ona göre bir musibet olmuyor. Ona göre bir nimet oluyor artık. Doğru. Burada da Cenab-ı Hak madem ki musibetleri, meşakkatleri, ondan sonra hastalıkları farklı farklı vermiş. Daha yüksek bir hastalığı, daha yüksek bir felaketi, daha yüksek bir musibeti düşünüp kendisinin aslında bir nimet olduğunu görüp ona Şükür. şükretmeli. Enteresan bir tespit yani. Evet, yani normal sadece musibet, hani illa bir umumi musibet gelsin de böyle bakalım diye değil. Evet. İnsan hayatını hakikaten şükür içerisinde, Evet. isyana girmeden yaşayabilmesi için bu bakış açısını Evet. geliştirmesi lazım. Tabii şimdi adam tüccar diyelim mesela. İflas etmiş. Ama hiç olmazsa senin oturduğu bir ev var. İflas edip de kendi evi de gitmiş. Üzerinde şu kadar borç olan bir adam düşünecek. O adam kimi düşünecek peki? O adam da bunun neticesinde kalkıp da intihar etmiş olan bir tüccarı düşünecek. Elhamdülillah bana hiç Ta ki olmazsa dayanabilecek bir gücü Allah verdi mesela. şükretsin yani, Olur ta mu ki. şimdi? Dolayısıyla herkes bu manada hadislere bakacak. Şimdi şeyde mesela bugün internette nazarıma çarptı. Suriye'de şu anda 165 bin kişi ölmüş. Yani şimdi bu musibet bizimkisi de hafif değil ama onunla kıyas ettiğimiz zaman hakikaten çok çok hafif. Küçümsemek için söylemiyorum ama Evet. baktığımız zaman mesela belki Suriye'de her gün 300 kişi ölüyor. Ve şöyle diyebilir mesela bizim buradaki kardeşlerimiz. Ben bizzat yani bu Suriye ile alakalı sosyal olarak çalışma yapan da bir tanıdığım bir abi var. Onun bizzat söylediğini söylüyorum. Şu anda Suriye'deki kardeşlerimiz diyor, kedi köpek eti yiyorlar diyor. Çünkü yiyecek bir şey bulamıyorlar diyor. Allah'a emanet. Yani durum çok vahim. Şimdi burada Soma'da eşini veya çocuğunu kaybeden insanlar hakikaten büyük bir acı yaşıyorlar ama en azından bunlara herkes bu kardeşlerimize yardım ediyor. Bir yardım edecek bir toplumun içinde yaşıyorlar en azından. Yani bir sahip çıkanları var. Devlet sahip çıkacak her şeyden önce. Evet. Ama Suriye'de bakın
Ölen ölüyor, kalanlar da yani ne ihtiyacınız var, suya mı ekmeğe mi ihtiyacınız var diyen kimse yok. Yok, Allah razı olsun. Durum çok şey yani, ona göre şu an bu oradaki tabloyu görüp de buradaki insanlar şükredecek abi. Şükredecek. Tabii ki. Yani istenmez ama yani bir yer bize musibet ver ama başka büyük musibetlere bakıp da onlar öyle değil. Yok. Musibet geldi, ona göre nazarın bu olacak. Burada şey şu yani kulluk, ubudiyet dairesinden çıkmamak, evet. İsyana, kaderi tenkide, ittihama girmemek. Girmemek yani. 25. lemada yine bu manaya destek veren bir ifade daha var. Senin elin kırık ise kesilmiş ellere bak. Evet. Bir gözün yoksa iki gözü de olmayan amalara bak. Allah'a şükür et. Hazreti Mevlana diyor ki bir adam vardı diyor. Ayakkabıları yoktu diye üzülüyordu. İki ayağı olmayan adam görünce şükretmeye başladı. Evet. Ya ayakkabı yok diye adam üzülüyor. Üzülür de. Ama iki ayağı olmayan adam baktığında vakit o adam ne yapar? Havalara uçar ya. Elhamdülillah benim hiç olmaz ayaklarım var ya. Evet abi. Allah razı olsun.